Boşuna uğraşmayın gençler. Bazı dertlerin tesellisi olmaz. Lan bir oğluma çok acıyım yani. Ya bacanak, ben de anlamıyorum ki yani sen nasıl hani böyle birden boşanalım diye yapıştırıyorsun. Harbiden anlamıyorum yani. Ya bacanak, hadi ben bir sinir harbiyle söyledim o an. O tansiyon da ağzımdan çıktı. Peki Lale'ye ne diyeceksin? Lale bak anında tamam dedi ya, anında. Demek ki bunu bekliyormuş, anında balıklama atladı. Ona hiç tepki yok mu yani, tepki vermiyor musunuz yani? Ya tamam hani normal insan dese tamam anlayacağım da hani karşındaki kadın... Kadın ne demek bacanak, ha? Ne demek? Kadın demek insanın bir üst modeli demek yani. Ayrıca bunların soyadı yenilmez ya. Ben bunların fabrika ayarını biliyorum. Reste rest, gidere gider, atara atar yani. Sen neyine güveniyorsun da bir laf yapıyorsun anlamıyorum ki ben. Ya ben artık Lale'ye ulaşamıyorum bacanak. Yani laf söz kâr etmiyor. Karşısındayken böyle konuşurken sanki beni duymuyor gibi ya. Ya sanki bak benim sabahlara kadar konuştuğum, dertleştiğim... ...hayat arkadaşım, sırdaşım, sevgilim artık yok ya, gitti. Her şey gitti ya. Biz Lale'ye nasıldık biliyor musunuz? Böyle... camdan oyuncaklar olur. İçinde böyle karlar olur, efendim söyleyeyim. Böyle baloncuklar falan olur, rengarenk. Ben Nergis'imi almıştım bir kere ondan. İşte biz o oyuncağın içinde mutlu mesut yaşıyorduk normalde, tamam mı? Hani böyle... böyle sallarsın oyuncağı. O içindeki şeyler, karlar falan böyle bir yer değiştirir. Böyle bir ortalık karışır, toz duman olur. Tamam mı? Sonra... onu böyle güzelce bırakırsın, tamam mı? Ayakları yere basar. Sonra karlar yavaş yavaş aşağı iner. O baloncuklar falan düşer. O güzel kadın figürüyle o adam var ya... yine beraber olurlar yani. Her taraf böyle süt liman olur. Ama bu sefer olmadı ya. Yani o bu sefer o kar şiddetli şiddetli yağmaya devam ediyor. O fırtına bir şekilde durmadı yani. Acaba diyorum... hayırlısı bu mu? Hani yani iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Yani ne bileyim, her şeyden vazgeçmek mi gerekiyor yol yakınken diyorum. Çünkü çok uğraştım yani biliyorsunuz, çok emek verdim. Sanki benim o hani özür dilemek için çaldığım kapı var ya... sanki boş evin bir kapısıymış gibi geliyor yani, ne bileyim ya. Bacanak, güzel hikaye anlattın da bak. Dur ben sana başka bir hikaye anlatayım şimdi. Bir gün böyle bir dilenci kapıyı çalmış. Böyle yardım almak maksatlı, hani sığınayım diye. Kapıdan bunu kovmuşlar. Gitmiş bu bir daha çalmış, gene kovmuşlar. Başka gün gitmiş, gene çalmış, gene kovmuşlar. 40 yıl gitmiş aynı kapıyı çalmış, 40 yılda bunu kovmuşlar. 41. yılda ne olmuş Kurtuluş abi? Anlatıyoruz bu abisi, bir saniye anlatıyoruz işte. Samet, limon sıkma. Ondan sonra gitmiş bu 41. yılda çalmış kapıyı, bunu gene kovmuşlar. En sonunda böyle bu adam demiş ki yani, kardeşim demiş, 40 yıldır kapıyı çalıyorsun, 40 yıldır kovuyoruz seni. Sen demiş ne gurursuz, ne hırsız bir herifmişsin yani. Adam ne demiş biliyor musun? Benim çalacak başka kapım yok ki demiş bacanak. Anlıyor musun? Bizimki de o hesap yani. Nasıl Nülüfer beni kapıdan kovuyor, ben bacadan giriyorum yani. Anlıyorsunuz siz onu. Yani sorması ayıptır Kurtuluş abi. Biz bu yüzden mi bir aradayız hep? Ha? Yani bacanak diyor ki bu sefer bacada mı tıkalı acaba diyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Bir dakika yani şimdi Nülüfer de beni boşar moşar şeyine mi diyorsunuz yani? Bu nedir ya hani? Boşanmada kampanya mı var? Hani 3 alana bir tane bedava mı oluyor? Ya ne güzel Kurtuluş abi ya. Sizin boşayacağınız karılarınız, geride bırakacağınız mutlu yuvalarınız var. Allah daim etsin yani. Yemin ediyorum bu da laf etti, bal kabağı koy tabağı ye sabağı yani. Bravo Samet. Yok beyler, siz yanlış anladınız. Ben daha Nergis'in de yüzük takamadım ki çıkarayım. Mutsuzluğum bile 2 kişi olana güzel. Tek başına mutsuzluk mu olur Kurtuluş abi ya? Ya Samet, yemin ediyorum yiyeceğim senin sorununu, sorunsalını yani ha. Uf. Hadi bismillah. Ha. İşte müthiş pasterol. Al bakalım Nergis'ciğim. Bir
Filizciğim ben yemesem olur mu? Olmaz ya. Bu Erol bitecek yani. Ne oluyor? Hani kızlar dayanışması? Tamam tamam yiyorum ben. Hepsini yiyeceğim. Tamam. Dedim ki kardeşlerim, kendimi yiyip bitireceğime dedim. Erol'u yiyip bitirelim hep birlikte dedim. Ha, yok biz Erol'u yemeyelim ya. Sana afiyet olsun. Da acaba diyorum bu pastanın aynısından bir de kurtuluş için olanını mı yaptırsak ha? Ya da yok. Onun pastasını böyle acılı çiğ köfteden falan yaptıralım. Böyle yanına da ufak bir Samet yaptırırız böyle içli köfte gibi. Lale, sevgili kankim yani Onur böyle diyorum belki diyorum blöf yapmıştır ya. Ha böyle böyle boşananın falan derken belki senin tavrını ölçüyordur. Ölçtü işte. Aldı cevabını o da. Öyle de demeyelim şimdi yani değil mi? Hani böyle erkekler bazen boşu boşuna böyle gurur şeylerine falan giriyorlar. Belki öyle bir durumdadır. Ay değil mi ya? Var var. Bu erkeklerin öyle halleri var. Böyle sana ihtiyacım yok havaları falan kasıntı kasıntı. Ya kadınlara kalsa yani biz böyle hiç boşumuza bir şey yapamıyoruz yani. Onlara böyle muhtaçmışız falan havaları. Ay evet ya. Ben bana yeterim. Sana ne gerek var şekerim tripleri falan? Harbiden ya. Biz olmazsak siz bir hiçsiniz ifadeleri. Neymiş? Bir başımıza yüz iki yumurta bile. Bak 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 bak. İki yumurta bile. Kıramazlar ya. İki tane yumurta bile kıramazlar. Ya biz var ya kralını yaparız kralını. Niye kıramıyormuşuz ya? Kırarız icabından nedir yani? Kafamızı bozmayın. Yemin ediyorum yumurtlarız bile be. Ne? Atla demedi ki. Ya beyler. Biz geçen gün kendi kahvaltımızı kendimiz hazırlamadık mı ya? Yok Onur Bey, onu biz hazırladık. Bu kadarlık etme Samet. Ya bırak yumurtayı var ya, kravatını bağlayamıyor ya bizimki. Böyle geçen girmiştim odasına böyle mosmor olmuş kravatını bağlayacak diye gerzek spor. Kaplumbağa gibi de öyle tepeleniyordu yani. Lafa bak bak. Çocuk mu var sizin karşınızda be? Yok onu bağlayamıyormuşum da. Kravatında bilmem ne bilmem ne. Lan erkeğiz biz. Alo erkek erkek. Hop hop. Ay çocuk kız bunların hepsi resmen. Ha ben bunu bir kere böyle evde bir hafta tek başına bıraktım. Zannetti ki ben öyle evde bir hafta da öleceğim ha. Sanki akvaryum balığıyım lan. Lafa bak bak bak. Bacanak yalnız telefonu kesiyorsun. Ha? Telefonu kesiyorsun. Kurtuluş abi, onun daha taksidi bitmedi. 24 ay var daha. Ne yapıyorsun ya? Ne bileyim oğlum, öyle küflü peynir gibi duruyorlar. Orada bir dedim lokma alayım yani. Bacanak pardon bir dakika, ben ne diyordum? Misal böyle, bir gün evde tek başımayım. Suladım kolları böyle, girdim işe, ne ev işine, ne ev işine böyle. Ay, eve bir döndüm. Buzdolabında çorap. Ah, fırının içinde ayakkabı çekeceği. Ay ayakkabı dolabında da patlıcan, böyle tavanda da terlik izleri falan var. Yemin ediyorum var ya, fırıl fırıl yaptım her yere ha, fırıl fırıl. Fırıl fırıl olmasın o kurtuluş abi. Ha? Fırıl fırıl işte, ona bak anlıyor oğlum, ev işinden anlıyor adam. Bak hemen fırıl fırıl diyorum, yapıştırıyor fırıl fırıl diye, biliyor. Var ya bacanak, yemin ediyorum böyle utancından bir hafta başı yerden kalkmadı Nilüfer'im. Böyleydi yani, böyle. Tam bir hafta yer silmekten böyle başımı yerden kaldıramadım yani. Ay bunların var öyle halleri böyle gururlu gururlu tipleri öf. Ha belki de böyle yani öyle öfkesinden falan öfkelendi diye öyle bir şeyler söylemiştir boşanalım falan diye. İşin garip tarafı da o zaten. Ya benim öfkeli olmam gerekiyor ona. O benden öfkeliydi maşallah. Ben ilk defa Onur'un bana böyle baktığını gördüm. Çok kararlıydı. Ya bir daha böyle bir araya gelseniz, konuşsanız falan yani. Ne bileyim siz benim ideal çiftimsiniz ya. Böyle böyle Türk filmi mi olur ya? Yani her hikaye mutlu sonla bitmiyormuş demek ki. Bunu da görmüş olduk. Lan oğlum dur lan. Samet. Dur lan dur. Bir rahat dur be oğlum. Bir dur abisi ya. Osman abi. Bize bir şarkı daha gönder be. Sevip de kavuşamayanlara gelsin. Onur Bey'ime, bana, Kurtuluş abime gelsin abisi be. Abisi be, abisi be. Hadi.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.